Expert para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Devasa bir proje inceleyeceğiz. Gerçekten futbol denince Türkiye'de bildiğiniz gibi ve dünyada akan sular duruyor. Futbolla ilgili arkadaşlar metaverse taşıyacak futbolu bir proje var. Gerçekten de dünyada şu anda birçok kulüple görüşmeleri sürüyor. Dün de İspanya'da lansmanları vardı. Bu proje şu anda Türkiye'de çok duyulmadı ve ilk kez kanalımız aracılığıyla duyuruyoruz arkadaşlar. The Gardens of the Ball projesi arkadaşlar. Yani futbolu metaverse e taşıyacak olan bir proje detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağım ve token ile ilgili NFT'leri ile ilgili de bilgilendirmeleri vereceğim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar futbol bildiğiniz gibi çok büyük bir endüstri ve futbol endüstrisini arkadaşlar metaverse e taşımak için NFT'ler aracılığıyla ve token aracılığıyla bu proje 3 yıldır çalışıyordu. Şu anda da çalışmalarına hız verdiler. Türkiye ve dünyada birçok kulüple görüşmeler başladı. Token'ın lansmanı yakın zaman içerisinde gerçekleşecek ve NFT'leri satın alabileceğiz bu token sayesinde. Yani tokenin avantajı arkadaşlar, satılacak olan NFT'leri %50 indirimden alabileceksiniz bu token sayesinde. Bu NFT'ler ne işe yarayacak diyorsanız da videomuzu arkadaşlar atlamadan izleyin çünkü videoda bütün detaylara değineceğiz. Arkadaşlar Gardens of the Ball projesini yani kısaca GOP token'ı sizlerle beraber inceliyoruz. Bu proje gerçekten devasa bir proje. Zaten projenin takımının ve destekleyenlerin içerisinde dünyaca ünlü menajerler, dünyaca ünlü futbolcular ve dünyaca ünlü kulüplerde çalışmış kişiler var. Bundan dolayı da proje gerçekten yani bu işi bilen kişiler tarafından yapılan bir proje. Hemen detaylı olarak incelemeye başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi futbolu metaverse alemine yani birçoğunuzun bilmiş olduğu kripto paralara aşina olan da birçok kişi biliyor arkadaşlar. Metaverse'e taşıyacaklar. Yani gözlükten arkadaşlar stadyumda maç izler gibi maç izleyebileceksiniz. Takımınızın maçlarını ve dünyadaki birçok kulübün maçlarını aynı stadyumda olduğu gibi bir koltuğunuz olacak. Stadyumlar birebir şekilde metaverse'e inşa edilecek arkadaşlar. Mesela Türkiye'deki bir takımın stadı birebir metaverse'e inşa edilecek. Ve takımlarla da görüşmeler başladı bu arada. Bunu da söyleyebilirim. Birçok takımdan da masada anlaşma yapıldı. Daha sonrasında bu stat inşa edildikten sonra stadın çevresindeki land dediğimiz araziler satışa çıkacak NFT olarak. Daha sonrasında stadyumun içerisindeki bir koltuğu NFT olarak siz alabileceksiniz. Ve bu koltuk ömür boyu size ait olacak bu stadın içerisinde. Daha sonrasında bu koltuğunuzun NFT'sine sahip olduğunuzda maçları gözlüğünüzden VR olarak ve bilgisayarınız üzerinden ve uygulama üzerinden izleyebileceksiniz. Sanki stadyumda gibi daha sonrasında insanlarla sohbet edebileceksiniz uygulama üzerinden. Gerçekten de devasa bir proje ve bu proje inşa edildi. Yani 3 senedir üzerinde çalışılan bir projeydi. Hemen baktığımızda geleneksel futbolu öncü bir şekilde deneyimleyin. Çeşitli futbol kulüpleri, ligler, oyuncular, taraftarlar ve sanatçılardan oluşan otantik, hiperrealist ve sürükleyici bir dünyaya dalın şeklinde sloganları var. Baktığımızda birçok ilçeyi ve stadyumlarını sınırsız bir şekilde yürüyüp dolaşabiliyorsunuz gözlüğünüz VR aracılığıyla Metaverse alemi aracılığıyla arkadaşlar. Sevdiğiniz takımların stadyumlarının titizlikle hazırlanmış 3 boyutlu kopyalarına girerek orijinallerinin özünü mükemmel birebir temsille yakalama özgürlüğüne sahipsiniz. Hatta projeden aldığım bilgilerde birçok kulübünde müzesi de olacak arkadaşlar. Müzeyi de gezebileceksiniz sanat bölgesi kısmına baktığımızda olağanüstü sanat eserlerinin hayat bulduğu büyüleyici sanat bölgesinde tutkunuzu serbest bırakın. Efsaneler bölgesinde tüm zamanların en iyi oyuncularını hayranlık uyandıran varlığını deneyimleyin şeklinde tanıtıyorlar bizlere. Gördüğünüz gibi birçok kulübün stadyumu bire bir metaverse'e entegre edilecek. Zaten şu anda anlaşmalarının olduğu kulüpler de var. Bunlardan birisi arkadaşlar Arjantin Ligi'ndeki Central Cordoba. Az sonra da sizlere gösterimini yapacağım. Mesela baktığımızda kulüp Atletico Benfield'ın stadını arkadaşlar kapasitesi 34.902 adetmiş. Bu stadyum birebir bu şekilde inşa edilecek ve koltukların NFT'si satılacak arkadaşlar. Ve bu koltukların NFT'si bir sezonluk değil tüm sezonlarda sizin elinizde olacak bildiğiniz gibi çünkü birçok kulübün arkadaşlar milyonlarca taraftarı var fakat satılacak olan stat'taki NFT 50 bin adet koltuk mesela. Siz bu NFT'lerden birini aldınız desteklediğiniz takımın ve daha sonrasında açık artırmayla ya da değerlendikten sonra bu NFT'yi bir başkasına satabileceksiniz. Yani NFT'ler üzerinden de kazanç sağlayabileceksiniz. Baktığımızda burada birçok stadın arkadaşlar tasarımını görebilirsiniz. Metaverse olarak entegre ediliyor şu anda anlaşılan kulüplerin ve token'da Poligon ağı üzerinde çıkacak arkadaşlar. Ekim'in ilk haftasında büyük ihtimal bir aksama olmazsa Launchpad'i düzenlenecek. Zaten o zaman da Launchpad'den ilgili bir video yapacağım sizlere. Çünkü bu projeden takipçilerimin de faydalanmasını istiyorum. Ben kendim de belli bir miktar yatırım yapacağım projeye. Çünkü projede gerçekten devasa isimler var. Bunları da az sonra sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar sayfanın hakkında kısmına girdiğimizde projenin takımını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Elon kuru arkadaşlar CEO. Daha sonrasında Federico Cashi CEO olarak görev yapıyor. Yani küresel ekipteki kişiler dünya çapındaki kulüplerle görüşmeler yapıyor. Türk ekibindeki kişiler de Türkiye çapındaki ekiplerle görüşme yapıyorlar. Burada da arkadaşlar yine ünlü menajerlerden Yasin Turan'ın olduğunu daha sonrasında Salih Turan, Musa Mert ve eski futbolculardan Ergün Teber'in kadroda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Daha sonrasında indir kısmından uygulamayı indirebileceksiniz. Burada da yine arkadaşlar detaylı bir video ile sizlere projenin tanıtımı da yapılıyor. Proje çok çok geniş bir proje. Yani sen sadece stadyumdaki koltuk değil arkadaşlar. Stadyumun çevresindeki araziler anlaşılan her kulübün koltuk NFT'leri gibi daha sonrasında farklı NFT'ler, futbolcu NFT'leri gibi NFT'ler olacak. Mesela diyelim ki ünlü bir futbolcunun NFT'sini satın aldınız. Daha sonrasında bu futbolcu tarafından sizlere imzalı mesela forması gönderilecek. Daha sonrasında sizlere özel arkadaşlar bu futbolcunun idman görüntülerini yine VR üzerinden, metaverse üzerinden izleyebileceksiniz. Gördüğünüz gibi yani proje şu anda lafta olan bir proje değil. Şu anda yürürlükte olan bir proje olduğunu görüyorsunuz. Hala geliştirilmeye devam ediyor. Pazar kısmında NFT pazar olacak arkadaşlar. Markalar kısmında da zaten burada projenin ne yapacağını da detaylı olarak da görebiliyoruz. Mesela arkadaşlar firmalardan reklam alınacak. Ürün teşhiri yapılacak. Mesela stadyumdaki reklamlar yapılacak. Daha sonrasında avatar görünümleri, NFT'ler ve dijital mağazacılık yapılacak buralardan alışverişler yapabileceksiniz. Markalı etkinlikler mesela gördüğünüz gibi bir markanın reklamı üzerine etkinlikler, multimedya içeriği oyun deneyimleri ve Guardians of the Ball projesinin bir oyunu da olacak arkadaşlar. Buradan da token kazanabileceksiniz oyunlar oynayarak. Daha sonrasında token'larla da alışverişler yapabileceksiniz. Şimdi Twitter sayfalarını incelediğimizde arkadaşlar şu video çok önemli bir video. Arjantin'in köklü kulüplerinden Cordoba kulübüyle arkadaşlar anlaşma imzalandı ve dünyanın büyük kulüpleriyle de anlaşmalar şu anda masa üzerinde sağlanıyor. Bu anlaşmalar daha sonrasında duyurulacak. Fakat şu anda anlaşmaların son raddeye gelmesi bekleniyor. Sadece firma tarafından da değil kulüpler tarafından da bunların tek tek duyuruları yapılacak. Gördüğünüz gibi zaten hem gerçek dünya hem metaverse üzerine arkadaşlar bu videoyu da görebilirsiniz. Yani proje şu anda çalışmalarına son hız devam ediyor. Hatta şurada da bir video göstermek istiyorum sizlere. Arjantin Juniors arkadaşlar ve Central Cordoba takımlarının maçı sırasında da tanıtımının yapıldığını görebiliyorsunuz Go projesini. Go projesi diyorum çünkü sadece token barındırmıyor. Dediğim gibi NFT'ler üzerine, Metaverse üzerine ve futbolu dünyada canlı VR deneyimiyle yaşamanız üzerine bir proje. Gerçek maç sırasında devre arasında arkadaşlar gördüğünüz gibi projenin tanıtımı da dev ekrandan yapıldı. Bu projenin ne olduğuyla ilgili bu fragmanı yani Central Cordoba'nın anlaşmasının yapıldığını ve stadyumun yakın zaman içerisinde Metaverse e entegre edileceği ile ilgili de gördüğünüz gibi video maç esnasında yayınlandı. Daha bütün büyük kulüpler anlaşması olan kulüplerin bu şekilde arkadaşlar projenin reklamı dönecek. Yani proje daha başlangıç aşamasında. Gerçekten de şu anda arkadaşlar expert para takipçileri ilk defa bilgi sahibi oluyorlar neredeyse proje ile ilgili. Tabii ki içinizde bilenler de olabilir fakat kanalımız aracılığıyla da bu projeyi öğrenecek de birçok arkadaşımız olacak. Dahası Türkiye'de bu projeyi ilk tanıtanlardan birisi olmanın gururunu da yaşıyorum. Çünkü proje gerçekten devasa bir proje. Dün de İspanya lansmanı vardı arkadaşlar. Birçok İspanya'daki kulübün arkadaşlar başkanları, menajerleri bu lansmana katıldılar ve proje ile ilgili bilgi aldılar. Hatta şuradan Instagram hikayesinden de sizlere gösterebilirim. Projenin tanıtımı burada yine yapıldı arkadaşlar. Dün İspanya'da Madrid'de dediğim gibi büyük kulüplerin başkanları, daha sonrasında ülkelerin konsolosları ve arkadaşlar birçok kişi katılım gerçekleştirdi. Zaten baktığımızda burada anlaşma olan kulüpleri de görebiliyoruz Instagram sayfalarından. Videomuzun açıklama kısmında da gerek Instagram gerek Telegram, Twitter kendi web siteleri hepsinin linkleri bulunacak arkadaşlar. Projeyle ilgili de zaten Instagram'larını, Twitter'larını sıkı sıkı takip edin. Gelişmeleri gözlemleyin. Kulüplerle anlaşmaları gözlemleyin. Burada da zaten Central Cordoba'yla olan anlaşmanın da bir videosu var gördüğünüz gibi. Daha sonrasında Kulüp Atletico Temperley ile de anlaşma yapıldı. Daha sonrasında baktığımızda Kulüp Atletico Taylor's ile anlaşma yapıldı. Ve arkadaşlar ekibi destekleyen dünyaca ünlü futbolcular olduğunu söylemiştim sizlere. Mario Alberto Kempes arkadaşlar projeye destek veren isimlerden bir tanesi. Hatta Instagram sayfalarından da burada Go projesiyle ilgili duyurusunu da görebilirsiniz. Hemen buradan Wikipedia'dan Mario Kempes'in geçmişine de bakalım. Arjantinli eski milli futbolcu forvet pozisyonunda oynayan Kempes Arjantin'de düzenlenen ve kupayı da Arjantin'in kazandığı 78 FIFA Dünya Kupası'nın en önemli yıldızlarından biridir. Üzerinde halen tartışmaların sürdüğü bu turnuvada attığı 6 golle kupanın en golcü oyuncusu ünvanını da kazandı. Yani dünya devi arkadaşlar futbolcular diye boşuna demiyoruz. Gerçekten de Arjantin'in eski milli futbolcusu ve Ar Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığı kadrodaki futbolcusu da projeye destek veriyor. Aynı zamanda Türkiye'den Ergün Teber'in de projenin takımında olduğunu söylemiştim. Yine arkadaşlar birçoğunuzun bildiği Galatasaray'da senelerce tercümanlık yapan Musa Mert de arkadaşlar projenin Türk kadrosunun içerisinde. Proje arkadaşlar 100 milyon token olarak Polygon ağı üzerinde çıkartıldı. Dediğim gibi Ekim ayının ilk haftasında büyük ihtimal Launchpad'i düzenlenecek. Zaten Launchpad'den ilgili bir video videoda düzenleyeceğiz. Hatta o videoda ben kendim yatırım yatırım yapmayı da düşünüyorum. Hem sizlere nasıl alındığını göstermek için hem de yatırım yapmak için. Çünkü projenin ileride çok çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ve uzun bir süredir de arkadaşlar proje zaten takibimdeydi proje ile ilgili gelişmeleri takip ediyordum fakat projenin arkadaşlar biraz daha bu şekilde anlaşmalara imza atmasını ve projenin görsellerinin çıkmasını bekliyordum. Dediğim gibi proje şu anda tüm dünyada kulüplerle görüşmelere ve Türkiye'de kulüplerle görüşmelere devam ediyor. Yakın zaman içerisinde Türkiye'deki birçok kulübün stadyumunu da uygulama üzerinde göreceksiniz ve buradan kendi takımınızın koltuklarını alabileceksiniz. Bu koltuk NFT'lerini daha sonra ciddi değerlendiği zamanlarda da satabileceksiniz. GOP token'ında ne avantajı var diye birçok arkadaşım soracaktır. GOP token arkadaşlar birçok borsada listelenecek ve GOP token'ı olanlar dediğim gibi NFT'leri %50 indirimli olarak satın alabilecekler. Mesela diyelim ki o NFT lansmanda 500 dolara satılıyorsa siz GOP token'dan 250 dolara alabileceksiniz. GOP da bu avantajı olacak. Продолжение proje aslında baktığımızda NFT'ler olarak hizmet sunacağını gözlemliyoruz. GOP token da yardımcı araç olarak projeye güç verecek. Dediğim gibi şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zaten şu görüntüde her şeyi yansıtıyor arkadaşlar. Arjantin'de büyük takımların maçı sırasında ve tribünlerin full dolu olduğu bir sırada arkadaşlar GOP projesinin reklamının da devre arasında gösterilmesi gerçekten çok çok önemli. Yani projenin ekibinin çalıştığını gösteriyor bizlere ve proje daha dediğim gibi yolun çok başında şu anda hani erken aşamada girilebilecek projelerden bir tanesi olarak görüyorum ben yatırım tavsiyesi olmamakla beraber arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi Gardens of the Ball projesi çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Videomuzun açıklama kısmında linkleri olacak. Detaylı olarak da girip inceleyebilirsiniz. Dünyadaki birçok kulüple ve Türkiye'deki birçok kulüple yakında anlaşmalar duyurulacak. Yakında Launchpad duyurusu yapılacak ön satış fiyatını ve launchpad tarihini netleştiği zaman da sizlere bilgilendirmesini yapacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz bu yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.